Nerede bir nereye kayboluyorsun lan sen? Çağırdınız geldim abi. Ne yaptın o işi? Sıktın mı kafasına şoförün? Sıktım abi. Nereye gömdün? Denize at. İyi yapmamışsın da oğlum. Çıkar bir yerden cesedi. E hadi Memati. Ne çele çalıyorsunuz orada? Adam şimdi gelecek. Tamam usta. Hadi. Ne oldu, neye bakıyorsun? Işık abi. İçeride biri var. Beklemeyin. Gelmez. Güzel çay demledi. Babam abi. Sen burada. Ne oldu? Gördün senden büyük derinciyi, yine Betim benzin attı. Abi İskender için dedim takmadınız. Ersoy için dedim takmadınız. Aa şimdi bir daha diyorum. Bu adamı gördük ya. Üçümüzden biri gidecek. Kötü bir alışkanlık. Rahmetli babamdan kalma. Aslında bütün dişleri çürütüyor. Ama bir defa alışmışsan vazgeçemiyorsun. Dişinin altındaki şekeri ezeceğine. Kimi düşünüp kinleniyorsan git onları ez. Hem dişlerini de korumuş olursun. Bir iki kişi kaldık. Çoğu benden beter durumda. Benim bağımlılığım şekerle çay. Nerede olsa bulurum. Onlar toza alışmış, paraya alışmış, şöhrete alışmış, güce alışmış. Madem yerin rahattı, niye ortaya çıktı? Zorla çıkardılar. Kim? Niye? Hem başbakan istemiyor bizi, hem de bizimkiler rahat durmak istemiyor. O Kaşifoğlu namussuzu verdi Alper'e gazayarı, Alper de kendince iş bitirmeye kalktı. Tabii kendi sonu oldu. Sen öldürdün. Ben öldürdüm tabii. Sözünü tutmayan adamı, ikili oynayan adamı hiç sevmem.
Sana bile ihanet ediyordu. O işi sonra konuşacağız seninle. Neticede benim adamım. Hain bile olsa cezasını ben veririm. Götürdüm. Tam it değil, ham it. Zaten hiç olgunlaşmadı. Hep böyleydi. İt sahibini tanıyacak. Tamam, sen havla dedin. Ama bu mahalleyi ayağa kaldırdı. Hamidi, Alper'i öldürüp benim karşıma çıkman cesaret ister. Ben eskiden cesurdum. Şimdi öyleyim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Oğlum? Sahip çıkarsan memnun olurum. Çıkmazsan zaten o nasılsa kendi kafasına tez zamanda sıktıracak. İyi bir çocuk. Sabırlı bir çocuk. Ama neticede genç delikanlı. Kaşif oğlunun iki gazına geliverdi. Ne istiyorsun benden? Eskiden devlet benden sorulurdu. Şimdi senden soruluyormuş. Bir anlaşma yaptım. Devlet bu anlaşmayı bozdu. Beni diriltti. Devletle konuş. Bu işten vazgeçsin. Ben de saklandığım deliğe geri döneyim. Niye müsaade etmezlerse? Polat Alemdar. İşi hiç yokuşa sürme. Git ihtiyarlarınla konuş. Kendi adamlarınla da konuş. Oğlum senin elinde. Kafam rahat. Kaşif oğlu gelmez. Ama ben sana onu vereceğim. İt gibi korkar benden. Belli. O yüzden oğlunu ateşe attı. Yok yok. Ben şimdi diyorum. Biliyor ki ben onu yaşatmam. Şimdi görüşmek için araya birilerini sokar. Kim? Devlet sırrı. Şimdilik. Polat Alemdar. Yoksa bir emrin gidiyorum.
Kaşifoğlu örgüte bazı bilgiler veriyor. Devlet sırrı olan şeyler. Bunları kimden alıyor? Bu kadar kansızlık yapmıyordur, değil mi? Sen beni şişirmek için söylüyorsun. Yapıyor. Yemin ederim bilmiyorum. Bizzat sen kendisine sorarsın. Ben soramam. Çünkü şimdi dayanamam. Sinirlenirim, sıkarım. Sonra derler ki, Kara şahsi kinine sıktı. O yüzden Polat Alemdar, sen sorarsın. Abi Polat Alemdar Zaza'yı almış. Son senden iki şey isteyeyim Alemdar. Birincisi imdata karışmayın. O karıncayı bile inciter mi? İkincisi sıkın ben ele girenmez hele. Gider ayak işimi ya. Ölmeyi sevim. İçmeyi sevim. Abi yapma. Değdi mi Zaza? İnadın için bu kadar iş yapmaya değdi mi? Neden? İnatla doğdum. İnadımla yaşadım. İnadımla da öleyim. Alo. Polat Alemdar. Adliyenin önündeyim. Suriyeli şimdi senin savcıyı otoparkta öldürecek. Ne bekliyorsun? Vursana. Zaza'yı öldürme. Bana lazım. Sözün söz mü? Telefonla konuşacağını işine bak be adam. Polat Alemdar. Vakit yok. Bir karar ver. Savcının yaşamasını istiyor musun, istemiyor musun? O Leyla için beni mecnun etmeyin. Gelip sizin hayatınızı karartırım. Zaza bana lazım, Polat Alemdar. Azrail sensin. İstediğinin canını al, istediğini bağışla. Alo. Tamam, geliyorum. Ne oldu usta? Ben gelene kadar Zaza'ya bir şey yapmayın. Usta! Leyla'nın hayatı söz konusu. Leyla'yla ne alakası var usta? Anlatacağım ben Mati, anlatacağım. Usta yapma! Oğuz, çocuklara haber ver. Otoparka ineceğiz. Vah Memati, vah. Azdatına bir adam bile öldüremişsin he. Yahya! Bırak onları, savcıyı almamız lazım. Sıkışmış çıkar.
yıllar önce Allah'a, sonra sana emanet. Saçmalama Yahya, yaşayacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammeden. Yahya! Yahya! Şimdi renkleri öğretmeye başlayalım. İlk renk kara. Savcı hanım, sakin olun. Sakin olun. Başınız sağ olsun savcı hanım. Benim yüzümden öldü. Ölmedi, şehit oldu. Benim yüzümden. İntikamınızı alacağım savcı hanım. Siz dert etmeyin. Bu arada beni arıyor musunuz? Bir ara gelirim, sizinle bu mevzuları konuşuruz. Gitme bir yere. Kendini de başkalarını da ateşe atma. Ateş? Benim yanacak hiçbir tarafım kalmadı. Ne bu dünyada, ne de öbür dünyada. İyi misin? Bir şeyin var mı? Çok kötü. Benim yüzümden öldürdüler. Nerede Zaza? Abiyle konuş. İyi. Git abini çağır. Sen hiç laftan anlamaz mısın be adam? Bana diyeceğine sen kendine bak. Nerede Zaza? Böyle mi söz tutuyorsun? Zaza bir ölü. Ölüyü ne yapacaksın? Ölü benim ölüm. İstediğimi yaparım. Zaza'yla ne yapacağını söylemezsen şimdi kafasına sıkacaklar. Zaza lazım. Neye lazım? Alo. Memati. Zaza'yı... Örgüt içinde Zaza'nın üst düzey güçlü bir adamı var. Zaza'yı kullanarak o kanadı çökerteceğim. Suriyeli'yi yakalamak istiyorsan Zaza lazım. Alo. Alo usta. Usta sesin gelmiyor. Sıkayım mı? Alo. Memati. Kara gelecek oraya Cahit'le. Zaza'yı teslim edeceğiz. Hiçbir şeyi yapmadan. Tamam mı? Yok usta, öyle bir dünya. Memati, bu iş bitti. Hükmümü verdim. Sulh ilan ettim. Bozan karşısında beni bulur. O Zaza canımı yaktı. Kardeşim gibi sevdiğim iki insana, masum iki insana, hem de biri kadın, iki insana zarar verdi. Benim gözümde Zaza ölü. Ama senin ölü. Tepe tepe kullan. Kırkı çıktı mı burnu düşer. Senin değil toprağın ölüsü olur. Eyvallah. Kara nerede bakayım? Abi, o önden girdi. Ne demek önden girdi? Niye beklemiyor bizi? Hazırlık yapacağım. Müzik başlayınca girin dedi. Hey Allah. Çok değerli halk müziği sanatçısı, halkın sanatçısı Hakkı Yağmur için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Evet.
Yeter, kulaklarınız gitti. Oho Polat Alemdar. Senin de hiç sanata sanatçıya saygın yok ama. Değil mi? Yapma söyleme lan. Örgüt hangi elemanını elinden sonra zehirlemiş? Böyle bir şey mi var Kara? Kim zehirledi o zaman tetikçiyi? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bu eylemi sen yaptırmadın mı şerefsiz? Nasıl bilmiyorsun? Ben eylemin emrini verdim. Ne bileyim Yıldırım neyi nasıl yaptı? Sen Yıldırım'la ilgili ne biliyorsun onu anlat. En güvendiğim adamlardan birisi. Örgüte ve bana bağlılığından şüphe etmem. Lan bu zehiri herif kendi kendine mi yuttu? Kandil'de mi İstanbul demişim? Metropol'de benim yerime vekalet ediyor. Ara. Yok mu arayacağım? Yok. O zaman sana da gerek yok. Abi bunu İstanbul'a götürelim. Adamını bulana kadar lazım olur. Abdüley doğru söylüyor Polat Alemdar. Abdüley paketleyin bunu dönüyoruz. Polat Alemdar. Size kolay gelsin. Nereye Kara? İstanbul'da benim bir işim kalmadı. Benim seninle işim gitmedi. Bu işler çözülene kadar geliyorsun. Polat Alemdar. Bu işlerin çözülmesi zor. İstanbul'daki herkesi öldürmen lazım kafanda şüphe kalmaması için. Gerekirse onu da yapacağım. Sen de yanımızda olacaksın. Kalbim sizinle. Bana ayak yapmayacaksın Kara. Ne diyorsam onu yapacaksın. Yani bu yaptığın iş mi şimdi Polat Alemdar? Söz dinleyeceksin kardeşim. Boşuna mı konuşuyorum? Sağ olasın Abdülay. Sen bize az bir müsaade etsene. Torun büyütme sevdasına bakalım. Ha? Ne yapacaktım ya? Vur, öldür. Bir arpa boyu yol gidemedik. Devlet başka çocuklar bulsun benim yerime savaşacak. Ben torunumu büyüteceğim. Emekli oldun yani. Gençliğimiz gitti. Bari ihtiyarlığımızda insanı rahat bırakın. Ölünce rahat edersin. Torunun yetişecekse getir babamın yanına ver yetiştirsin. Sen ne anlarsın çocuk büyütmekten? Ben büyütmeyeceğim. Adamlarım büyütecek. İyi işte. O zaman ne tutturdun İstanbul'a getiriyorum diye? Benden başka adam mı yok usta? Bari ayağım iyileşene kadar torunumun yanında kalsaydın. Oğlumun yanında 2 dakika duraydın da hayatta olaydın. Ben bir kere o hatayı yaptım. Oğlumu kaybettim. Ama torunumu kaybetmeyeceğim. Hadi. Unutma ama. Bir gün ben de seni çağırdığımda gelmezsen... Ben de sana sıkarım. Çok konuşuyorsun, yaran daha çok kanıyor.
Maviş gözlü. Gel bakalım bir şöyle. Bak bakalım kaderimizde ne varmış. Abi sana bakamam. Niye bakamıyormuşsun? Şeytan mıyız biz? Sen de Sipali verecek göz yok. Ha, o bakımdan diyorsun. Olsun. Sen gene de bir bak bakalım, otur. Otur. Bak bakalım. Abicim iki tane yolumuz var. Biri uzak, biri açık. Sen kararsızsın. Hangisine gideceğini bilmezsin. Ama istersen ben sana söylerim abicim. Kadını yakalayın. Yaklaşırsanız hep beraber havaya uçarız. Sakin ol. Sakın tetiği çekme. Kes sesini. Yaklaşmayın. Çek teti. Beni denemeyin. Hepimiz beraber ölürüz burada. İyi, çek tetiği de ölelim. Deli misin sen? Hepimizi öldürecek misin? Silahı bırakırsan sana yaşama şansı vereceğim. Sen bu yalanları git başkasına anlat. Benim bunlara karnım tok. Bir adım daha atarsan tetiği çekerim. Yapma, yapma. Yapma. At silahını, at. Bırak şunu. Benzin solmuş kara. Beyazlaşmışsın. Ne alakası var Polat Alemdar? Hem çocuk bile onun gerçek bomba olmadığını anlar. Ne korkacağım? Sen kadına kendinden o kadar emin yürüdün ki anlayacak diye ben de tırsmış numarası yaptım. Hı. Zaten ben tırsmış numarası yapmasam senin şu oyununu da biraz zor yerdi. O da bir gerçek yani. Tabii, tabii. Tabii. Abi ellerinden kurtulmuş galiba. Daha değil Abdülhamit, gel. Başkanım uçurumdan atlamış olmasın. Hakkını teslim etmek lazım. Gördüğümün tehlikeli düşmansın. Sen de bugüne kadar elimden kurtulan tek adamsın. Şimdi senin ne havan olur değil mi? Ha? Orada burada anlatırsın karayı öldürdüm diye. Halkımızın en büyük düşmanlarından birini öldürerek tarihe geçeceğim.
Polat Alemdar. Sen ya benim Hızır'ımsın ya da senin Hızır'la bir akrabalığın var. Kara işim var, düğüne yetişeceğim. Sonra laflarız. İyi de benim bildiğim Hızır ölüm kalım işlerine bakıyor. Aşk meşk işlerine değil. Memati için ölüm kalım ne ki? Düğün daha büyük stres. Hadi. Eyvallah. Gel gel. Gel Abdü Bey. Kara neler oldu? Senin Aksaç'la ne işin var? Arabadaki kim? Sen önce onu söyle. Sonra bana bir soru sorarsın. Polat abi. O arabadaki Polat'sa Aksaçlı da benim dayım. Aradı. Yeğenim, bunlar beni koruyamıyorlar. Gel sen beni koru dedi. Ben de geldim. Kara, ne diyorsun sen Allah aşkına? Lan asıl sen ne diyorsun? Yer altında saklanmaktan beyninize oksijen gitmemiş. Ne Polat Alemdar'ı? Bizi yakalatana kadar tartışacak mısınız? Yürüyün gidelim nereye gideceksek. Orada istediğiniz kadar muhabbet edersiniz. Usta var ya, helal olsun sana. Ama ben söylemiştim, Baki'ye de dedim. Polat Alemdar ölmemiştir. Hepinizi yiyordur dedim. Aha bak, haklı çıktı. Helal olsun usta be, helal olsun. Kara, Erhanların durumu ne? Ha, işte misafiri kurtarmak için onlar kendilerini yakalattılar. Nene hastanı iyi bakıyoruz, merak etme. Allah tuttuğun altın etsin doktorum. Allah bin kere razı olsun. Allah yüce Rabbim bu günleri göstersin. Doktorum benim. Saçı sarı, kaşı sarı, gözü kayfe, kaderi kara, Hüseyin'im benim. Oy, kadersizim benim, kadersizim. Oy, Hüseyin'im benim. Kara, beni güldürme, çok ağrım var. Müdür hoca ile görüştü, bilgilendirdi. Abdüleylerle savcı hanım da güvende. Merak etme. Tamam Kara. Haber verdin. Git sen de Abdüleylerin yanına. Ben geri dönersem o deli Abdüley gelip seni yakalatacak. Zaten abiyi yalnız bıraktık diye o lapiska saçları döküldü zavallının. Kara ağrım var dedim. Beni güldürme. Oh, kadersizim benim, kadersiz Hüseyin'im. Civan oğlum benim, civanım. Oh. Usta, bak bunları getirdim. Belki ihtiyacın olursa kullanırsın. Bunu da getirdim. Belli olmaz. Gerekebilir. Ben koridordayım. Sen güzelce dinlenmene bak, tamam? Madem geldin, bir işe yara. Eşref Bey'le temas kurun. Polat Alemdar seninle görüşmek istiyor diyeyim. Usta sen kafayı mı yedin? Ben Abdüley'i sokmuyorum, sen Eşref'i istiyorsun. Kara, aksaçlı ellerinde. Tek umudumuz Eşref. Eşref de bizi dinlemezse zaten artık yapacak bir şey yok demektir.
ormanları nerede? Usta? Usta ne oldu? Çocuklar Athena'da öldürülmüş. Nasıl öldürülmüşler? Ebola virüsü bulaştırıp sokağa bırakmışlar. Güvenlik karı. Sen bunların büyükleri değil misin? Niye ilgilenmiyorsun? Çocukların aşı vakti gelmiş. Bu hariç hepsine vurun iğneyi. Bu ne soytarılık? Susturun şunu. Bir an önce hastaneye gidelim. Kara gitmen lazım. Usta. Ben ya seninle gelirim ya da burada ölürüm. Ya o silahı bırakacaksın ya da beraber ölürüz. Usta yaklaşma. Usta. Usta dokunma bana. Yaklaşma. Dokunma bana. Hastaneye git.